Eskiden hep böyle afişler vardı. Kanserle savaş, işte erken tanıda kanserle savaş. Artık savaşmıyor muyuz kanserle? Savaş ne kadar kötü bir şey aslında böyle kanser Evet. söz konusu. Yani gerçekten bu alan öyle bir alan ki, öyle hassas bir alan ki kullandığınız her bir cümle, her bir kelime hasta için çok değişik manalara ulaşabiliyor. Savaş kötü bir şey, yaşamın içinde olmaması gereken bir şeyle savaş. Oysa biz yaşamın içinde kanser, daha uzakta değil. Hepimiz, her an hepimizin karşılaşabileceği bir olgu. Ama savaş değil, mücadele edebileceğimiz, kimi zaman başarabileceğimiz, nadiren eğer başarı tamamen yok olmasıysa, bununla yaşamayı öğreneceğimiz bir süreç aslında. Aslında zaten bir Eğer sürü hastalıkla yaşamayı öğrenmiyor muyuz? kesinlikle, kesinlikle artık kanser günümüz koşullarında son 20 yıla bakıldığında bu kadar değişik hastalık grubunda çok ciddi yol aldığımızı düşünüyorum. Hani bir korkumuz var, etrafımızda inanılmaz kanser var. Öyle mi gerçekten? Yoksa etrafımızda iyileşmiş kanser bireyleri mi var? Bunların sayısı arttıkça bir korku yaşıyoruz. Diyoruz ki kanser artıyor. Evet, doğru. Gelişmekte olan ülkelerde bazı önlemler alamadığımız için ve yeterince bilinçlenemediğimiz için bir noktalarda eksiklikler yapıyoruz. Bu nedenle evet kanser sayısı bir miktar artıyor. Ama çok daha kıymetli bir şey var. Bilinç arttıkça, teknolojik imkanlar arttıkça, hekimlerimizin bilgi, beceri düzeyi arttıkça artık biz hastalarımızı yaşatıyoruz, yaşamın içinde Değil mi? tutuyoruz ve birçoğunu da kurtarıyoruz. Bir şey söyleyeyim mi? Eskiden ben kanserim diyemezdi kimse. Sanki utanılacak, sıkılacak bir şey. Şimdi göğsünü gere gere söylüyor. Evet ben kanserim, bir göğsüm alındı ama ben yaşama devam ediyorum Kesinlikle. Yapmaya diyebiliyorum. çalıştığımız şey aslında bir algıyı değiştirmeye çalışıyoruz. Eğer bir şeyle savaşıyorsak, savaşın doğru ismi biz algıyla savaşıyoruz. Evet. Doğru olmayan hislerle savaşıyoruz. İnsanlara yaşamın içinde olduklarını, bu durumun en zorlu anlarda bile çok güzel paylaşılabileceğini, çok güzel motivasyonlar çıkarılabileceğini öğretmeye Güzel bir yaşam çalışıyoruz. alanı oluşturmaya çalışıyorsunuz Kesinlikle. herhalde. Kesinlikle. Hatta onu gayet güzel ve keyifli bir hale getirip bizim de görebileceğimiz Doğru. bir motivasyona çevirmişsiniz. Paylaşalım mı izleyicilerimizle? Paylaşalım. Lütfen. Kemoterapim bittikten sonra başladım. Detaylı olarak tam tiyatroya 2 aydır buradayız. Çok eğleniyoruz yani. Burası bizim için başka bir farklı dünya. Hastalığımızı unutuyoruz. Ben akciğer kanseriyim ve ben daha tedavim bitmedi. Tedavi görüyorum. Ama bu beni hiç etkilemiyor. Hocam sağ olsun. Çok eğlendiriyor bizi. Çok güzel eğitiyor. Ve bize bu çok büyük mutluluk veriyor. Ben hastalığı falan hep unuttum. Sosyal etkinliklerle, hastanemizin bize vermiş olduğu pozitif hayata bakma, hocalarımızın bize katmış olduğu pozitif enerjiyle inanın hayata dört elle sarılmayı, hayatın çok güzel olduğunu anladım. Kanser hastasıyız diğer arkadaşlar olduğu gibi. Kelime anlamı olarak çok soğuk bir hastalık bu ama pek biz onu takmıyoruz şu anda. Tedavimiz olmaya bakıyoruz. Tabii ki bu tedaviler ağır geçiyor. Kolay bir tedavi değil. Fiziksel olarak yoruyor insanı ağır tedaviler. Ama bu tip bir etkinlik de bizleri rahatlatıyor. Yapılan iş çok önemli. Çünkü bazen bir şeyi ne yaptığınız değil de nasıl yaptığınız çok önemli oluyor. Kesinlikle. Yani bizde son yıllarda tüm arkadaşım ve grubumda, çünkü kanser tedavisi tek kişilik bir iş değildir. Bugün kapıda karşılayan sekreteryasından tutun, tedavisini hazırlayan hemşiresine, görüntülemesini yapan hekimine, cerrahisine kadar gerçekten çok zor ve çok multidisipliner bir iş. Yani herkesin iyi olmak zorunda olduğu bir iş. Aslında stresli de bir iş.
Tabii ki bu güler yüzümüz zaman zaman yorgunluğa, bazen işte enerjimizdeki düşüklüğe neden olmuyor mu? Herkesi mutlu edebiliyor muyuz? Tabii ki zaman zaman mutsuz ettiğimiz insanlar bile olabiliyor. Ama bir insanız ve bunu bir yaşam şekli olarak algıladığımız ve bu yaşamı paylaştığımız an gerçekten tüm grup olarak inanılmaz bir enerjiye gidiyoruz. Onkoloji zor bir alan ama siz bir şey verdiğinizde inanılmaz şeyler alıyorsunuz. Hep anlatıyorum. Örneğin eşim fizik tedavi uzmanı ve bir dönem beraber çalışmamız gerekti. Açıkçası çok endişe etti. Kanserli hastalar nasıl onu etkileyecek? Ama gördü ki çok küçük yaptığı şeylerde o hastalar öylesine bir minnet ve sevgisini iletti ki hani bu birdenbire yükselen bir enerjiye dönüştü. İlk bu aktiviteleri düzenlemeye başladığımızda ilk karşılaştığım şaşırtıcı olay şudur ki tedavisini bitirmekte olan bir hasta bir gün beni ziyaret etti. Hocam ben resim aktivitelerine kemoterapi ünitesine devam etmek istiyorum. İzin verir misiniz dedi. Bitse bile. Ki bizim tedavi ünitemizin ismi kemoterapi ve sanat evi. Bakın bu dünyanın hiçbir yerinde yok. Tedavisi biten hastalar o kliniğe, oradan ayrılmak istemiyor. O kliniğe bir daha girmek istemezler. Doğru, zorunlu evet. Olmadıkça. Bakın 2 yıldır aktif tedavi alan hastaların içindeler. Bu inanılmaz bir şey. Bütünleşmiş durumdalar. Yaşamayı öğretiyorlar. Aslında birbirlerine öğretmeye başlıyorlar. Önce biz öğretmeyi denedik. Sonra onlar bize öğretmeye başladılar. Sonra onlar bize öğretmeye başladılar. Sonra bir baktık ki yaşama hep birlikte öğrenebileceğimizi gördük. Ve gerçekten ne kadar sıkıntılı olsa da bu yaşamı daha üst kaliteye çekebileceğimizi gördük ki son yapılan çalışmalarda bunu gösteriyor artık. Moodu daha iyi olanlar, depresif semptomları daha az olanlar, yaşam kalitesi daha üst olan hastalar benzer hastalara göre sağ kalımları değişmeye başladı. Dolayısıyla bu çok kıymetli. Bizler böylesine güçlü veya işte genel tabirle zorlu bir hastalıkla karşılaşmadan önce sanki yaşamın sonsuz olduğunu algılıyoruz ya da öyle algılamak istiyoruz. Bu hastalıkla karşılaşınca aslında bir şey fark ediyoruz. Yaşam sonu olan bir şey. Ve hemen şunu örnek vermek istiyorum. 70 yaşındaki bir kişiye geçen 70 yıl nasıl bir tanımlar mısın dediğinizde bir an der. 50 yaşındaki de bir an der, 30 yaşındaki de bir an der. Geçmiş bir andır oysa. Peki bu hastalıkla karşılaşınca gerçekten yaşadığınızı, yaşamın sonlu olduğunu, doğru olanın bu olduğunu ve bu önümüzde bir an olduğunu ve bunu da en iyi şekilde yaşamamız gerektiğini öğreniyoruz. İlk önce evet bu sonu görmek, yani yaşamın sonu olan bir olgu olduğunu görmek şok etkisi yaratabiliyor. İşte bu anda hekimler, diğer hastalar, sosyal çevre bunu desteklemeli. Yani bunun evet bir gerçek ama hayatın parçası olduğunu algılatmalı. Ne kadar güzel algılamış değil mi? Diğer hastalarımız ne kadar güzel algılamışlar. Yaşıyorlar, şu an hayattalar. Ve keyif almaya çalışıyorlar. İşte bu çok kıymetli. Ben açıkçası kanser organizasyonlarında bugün Türkiye'nin çok üst düzeye geldiğini düşünüyorum. Hani biz artık şunları dememeliyiz. Ben en iyi tedaviyi veriyorum. Hayır, bizler en iyi tedaviyi vermekle zorunluyuz zaten. En iyi cihazla, o gerek şart zaten. En iyi cihazla tedavi ediyorum. Etmiyorsak sorun var. Eğer bir hasta için bir teknolojik cihaz gerekiyor ve biz onu saklıyorsak işte orada problem var. Dolayısıyla artık tanıtımlarda, kullandığımız algıda bunlardan vazgeçmemiz gerekiyor. Bunları bir tarafa bırakıp iyi yaptığımız şeylerin bunlar zorunluluk. Yani mesleki bir zorunluluk. Bu yapılmıyorsa malpraktis oluyor, doğru mu? Hatalı tıbbi uygulama oluyor. Bunları artık bir tarafa koyup insana insanca bakan, insanı yaşamın içinde tutan, yaşattığınız her anı güven hissettiren ve gelecek kaygısını değil mi en aza indiren ışıkla yürütmek. İşte hedef bu olduğu zaman emin olun siz de hekim olarak yaptığınız işten çok keyif alıyorsunuz. Mutluluk duyuyorsunuz. Ekibinizle kenetleniyorsunuz. Omuz omuza veriyorsunuz. Bir bakıyorsunuz hastalar sizi kucaklamış. Ve Türkiye'de ben bir şeyin eksik olmaya, biraz önce siz arada telaffuz ettiniz. Bir şeyin giderek eksilmeye başladığını düşünüyorum. Bizler bakın doğulu kültürümüzün çok güzel tarafları var. Bizler duygusal insanlarız. Ve daha çocukluğumuzdan itibaren sarılırız, öperiz. Örneğin bunu uluslararası uçuşlarımda görüyorum. Bir anne ve bir eş, küçük bir çocukları var. Ölçüyorum 12 saatte kaç defa öpüyorlar, kaç defa sarılıyorlar. Emin olun çok az.
ve biz sarılmalıyız, biz kucaklamalıyız. Bu her iki tarafı da besleyecek bir şey.